Dün açtığımız şarküteri dosyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü elimizi hangi ürünü atsak gıda teröristlerinin aklı hayale gelmeyen yöntemleriyle karşılaşıyoruz. İnsan sağlığı umurlarında bile değil. Tek dertleri ceplerini doldurmak. Bugünkü başlığımız peynir. Peynir alırken neye dikkat ediyorsunuz? Temiz olmasına, markasına, tadına. 10 liraya peynir görseniz alır mıydınız? Almam. Peynirde çok geniş bir fiyat skalası var. 10 liraya da 40 liraya da peynir bulabiliyorsunuz. Peki bu peynirler arasında niye bu kadar fiyat farkı var dersiniz? Eskiyen peynirleri, küflenen peynirleri tekrar yeniden yaptıklarını gördüğümüz için. Yiyorsunuz, peynir tadı yok. Tadı da tuzu da yok. Çünkü gıda teröristleri yine insan sağlığıyla oynuyor. Peynire bin bir çeşit hile karıştırıyor. Tatlandırıcı olabilir. Renklendirici olabilir. Daha çok krem peynirlerde, yumuşak peynirlerde oluyor bu olay. Satışı fazla olmayacak olan peynirleri kazanlara götürüp kaynatıp tekrar dönüştürüp bunları krem peynir haline getirip işte daha çok süpermarketlere kapalı olarak bunlar verilmekte. Peynirin hileli olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Tadından. Peynirde hafif bir ekşi bir tat olacak. Peynirin hileli olup olmadığını anlamak için önce tadına, sonra da kokusuna bakmak gerekiyor. Peyniri kokladığınız zaman şöyle bir süt kokusunun gelmesi gerekiyor. En sonunda gözeneklerine bakacağız. Eğer peynirin üzerinde küçük gözenekler varsa o peyniri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ama büyük gözenekler varsa o peynirde hile var demektir. Pahalı olan neyse onu alıyorum. Kalite önemli yani. Ucuz olmasını tabii ki isterim ama. Ama sütün fiyatlandığını bildiğim için. Şu anda 18 ile 20 lira arasında bir kilo başına bir maliyeti var peynirin. 30 TL'nin altına peynir eğer satılıyorsa bu peyniri almamalısınız. Renginden de anlaşılır. Peynir dediğiniz bembeyaz olmalı mı? O kadar beyaz olmamalı mı peynir? Kırık bir beyaz rengi varsa peynirlerden hiç çekinmeyin. Yani öyle bembeyaz süt gibi peynir görünce almamak mı gerekiyor? Kesinlikle öyle çok da kireç gibi olan bir peynir almamak gerekiyor. Bildikleri yerden alsınlar, tadına dikkat etsinler, tadına bakmadan almasınlar.